Tesadüf iddialarının mantıksızlığı. Sabah kalktığınız andan itibaren karşılaştığınız şeyleri şöyle bir düşünün. Her sabah kalkınca kendinize baktığınız ayna, arabanızın kapısını açmak için kullandığınız anahtar, yoldaki trafik ışıkları, tabelalar, arabalar. Her birinin çevrenizde bulunmasının özel bir sebebi, belli bir amacı vardır. Kuşkusuz tüm bunlar pek çok kişi tarafından üzerinde düşünülerek, emek ve vakit harcanarak, belli amaçlar için tasarlanarak karşınıza gelmiştir. Bu konuda hiçbir şüpheniz yoktur ve hiç kimse bunların sabah kalktığınızda tam olmaları gereken yerde, tesadüf eseri karşınıza çıktığını da iddia edemez. Çünkü bunların her biri sahip oldukları pek çok karmaşık detayla birlikte bilinçli birer tasarımın örneğidir. Peki ya yolda yürürken gördüğünüz insanlar, yanından geçtiğiniz ağaçlar, önünüze çıkan köpek, mis kokulu çiçekler, yukarı baktığınızda gördüğünüz gökyüzü, sizce onların varlığının sebebi tesadüfler olabilir mi? Hiçbir ön yargıya kapılmadan, aklı ve vicdanıyla düşünen her insan, tüm canlıların ve insanların tesadüflerin eseri olmasının mümkün olamayacağını hemen fark eder. Bütün varlıkları yaratanın üstün bir akıl, sonsuz bir ilim ve güç sahibi olan Allah olduğunu anlar. Ancak her devirde bu kadar açık bir gerçeği göremeyen, daha doğrusu gördüğü halde görmezlikten gelen insanlar var olmuştur. Bu kişiler, kimi zaman karşımıza uzun yıllar eğitim görmüş profesörler, araştırmacılar, paleontologlar olarak çıkarlar. Ağaçların, kuşların, bulutların, evlerin, arabaların, insanların ve canlı cansız her şeyin, kısacası içinde yaşadığımız evrenin, kör tesadüflerin eseri olduğunu iddia ederler. Tarih boyunca insanlar nasıl elleriyle yonttukları heykelleri, totemleri ilah olarak kabul etmiş, taştan topraktan heykellerin yaratıcı olabileceğine inanacak kadar şuurlarını yitirmişlerse, günümüzde de tesadüfleri ilah edinen bu kişiler onlarla aynı konumdadırlar. Allah bu insanlardan Kur'an'da şöyle söz eder. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, O'na bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. O'nun dışında hiçbir şey yaratmayan, üstelik kendileri yaratılmış olan, kendi nefislerine bile ne zarar ne yarar sağlayamayan, öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltip yaymaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.